Abi. İyi mi abi? Bul bakayım şu Yahya'yı. Bul. Abi, Nare şikayet etse de hakkıdır diyemeyiz ki bir şey. Elvan, bul dedim Yahya'yı. Hadi. Tamam abi. Hoş geldiniz Sancar Bey. Anam hangi odada kalıyor? Sultan Dairesi'ndeler efendim. Güven Çelebi'ye hangi odayı verdiniz? 1311. 1311. Sen bana sormadan nasıl iş edersin lan? Ha? Sancar oğlum etme kardeşin o senin. Ha? Bak bu anaya. Bak bu sadece senin anan değil ha. Benim de anam. Sen herkese yaptığın gibi ona da ceza kesiyorsun. Ben de kurtarıyorum. Senin derdin ne lan? Senin kuyruk acın ne ha? Senin derdin ananı kurtarmak mı? Ananın arkasına saklanıp bana kafa tutmak mı? Ben kendi kendime bile kafa tutmayı beceremem değil mi abi? Anamın arkasına saklanırım değil mi abi? Zaten benden köstebek de olmaz. Zaten benden hiçbir alt olmaz değil mi abi? Ha, kuyruk acın var işte belli. Ulan ananı kurtardığını mı sanıyorsun? Sefilin kızı kendi canına kastedenlerden hakkını aramaz mı sanıyorsun? O ne demek? Nare anamdan şikayetçi olacakmış. Öyle demiş Sancar abime. Ne? Ne demek şikayetçi olacakmış? Ben onun kızının bu annesiyim. Niye ana? Sen torunun anasını darp et dedin, o niye şikayet etmeyecekmiş? Sancar, oğlum kaç kere dedin, ben öyle olsun istemedim. Mevzu senin niyetin mi ana ha? Kurtulmasaydın olacaktı, başladıkları işi bitirselerdin olacaktı, öldürselerdin olacaktı. Ben orada tek başına mücadele ettiğimi düşündükçe kafayı yiyorum kafayı. Tek başına tek, üç adama karşı tek başına. Ama bir şey olmadı değil mi? Kurtuldu. Kapatalım artık bu mevzuyu. Anamın dayanmasına ne lüzum var? Dur sen Yahya. Sen dur. Hepimiz yanacağız daha. Sen dur. Anam bir ananın canına kastetti. Ben de kendi anamın aleyhine şahitlik edeceğim. Hepimiz yanacağız. Şahitlik mi edeceksin? Benim bir işim var. Sen burada mısın, gidecek misin? Gideceksen seni gönderteyim. Ben götürürüm. Sen git kendi ananın aleyhinde nasıl şahitlik edeceksin onu düşün. Güven efendi, aç kapıyı. Sancar. Bak güveye. Konuştuklarını uzun unutma, bunu
Hiçbir şey söylemeyeceksin. Gel lan buraya. Gel buraya. Bak, bundan sonra sana nasıl davranacağım iki dudağın arasında, tamam mı? Ya artık seni rahat bırakırım, huzurlu bir yaşam sürersin. Ya da artık gerçekten öfkeme hakim olmam. Bu öfkene hakim olmuş halinle. Artık gerisini sen düşün. He? Sakin ol sen de. Oturup konuşsak mı? Sana zihinlikle sorduk değil mi? Akın'ın köstebeği kim dedik? Niye yalan söyledin? Bak bilmiyorum diye kıvırmaya kalkma, elinde kalırsın. Akın'la konuşmanın güvenlik kamerası kaydını kızın izletti. Müge hakkında konuşmuşsunuz. Ne deseydim elinizde kaynar su varken? Gediz'in gözlerine bakıp Müge mi deseydim? Sence Gediz senin elinden o suyu kapıp beni haşlamaz mıydı? He? Kızım Montenegro'dan neden geldi? Bana telefonda karlı bir anlaşma olacağını söylemiştin. Anlaşma olmadan cevaplar yok. Anlaşma. Anlaşma. Anlaşma şu. Sen cevap veriyorsun. Ben de seni sağ bırakıyorum. Vallahi burası benim otelim. Kimse de gelip ya Sancar Bey bu adam niye bağırıyor demez. Elimden bir kaza çıksa seni şu halıya sarsam kim bu dede demez. Niye bunun cesedini yok ediyoruz demez. Allah demez. O yüzden kızım Montenegro'dan niye geldi? Hı? Ama önce ne yapacağım biliyor musun? Kızımı Sancar'a emanet edeceğim. İşte buna ağlarsın değil mi baba? Ağlamaya başla. Çünkü herkes hak ettiği yerde olacak. Efe ile Efe'nin kızı memlekette. Sefir ile Sefir'in kızı cehennemde. Torunumu sana getirerek beni cezalandırdı. Senden nefret ettiğimi biliyor çünkü. İnan duygularımız karşılıklı ama bunun Akın'la alakası ne? Akın mı? Akın ne alaka? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Beni delirtme. Kızını Montenegro'dan Akın yüzünden geldiğini biliyorum. Söyle işte. Akın'la ne ilgisi var? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hı? Bak, sen de farkındasındır ki biz birbiriyle dert ortağı olan bir baba kız değiliz. Tamam. Sen şimdi dersini çalışmamışsındır. Akın'ın nerede olduğunu bilmiyorsundur, değil mi? Hı? Bilmiyorum. Ama öğrenirim. Bağlantılarım var. Ve öğrenince ilk kime söyleyeceğim biliyorum. Bana. Çünkü? Çünkü ben Akın yüzünden azledildim. Çünkü artık benim bir mesleğim yok. Bana para lazım. Para.
Seninle anlaşırsak ilk sana söylerim. Anlaşıyor muyuz yarıcının oğlu? Fiyatın ne? Bir mereğe 2 milyon euro'nu almıştım. Bir şeytana 1 milyon euro'nu daha alırım. Akın'ı getirdiğin gün paranı alırsın. Ona Akın'ı vermeyeceksin. Çeneni de kapalı tutacaksın. Sancar gelmeden önce ne diyordun? Susarsan para bulurum dedin. Müzayedeyi açıyorum. Kim daha çok verirse onun tarafındayım. Tam bir baba gibi konuştun. Tam bir baba olsaydım Akın'ı Sancar'a verir. Her şeyi anlatırdım. Biri hapse biri de mezara girerdi. İyi bir baba olarak kızımı ikisinden de kurtarırdım. Sen babalıktan ne anlarsın ki? Gece geç geldim. Siz uyuyordunuz. Ne yaptın ki o kadar zaman orada? Müge pek iyi değildi. Onunla konuştuk. Ne anlattı peki Müge o kadar? Gediz'de yanınızda mıydı? Müge ile konuştuklarımız bizim aramızda özel. Lütfen sorup durma. Doğru. Ne demiştik? Durmak yok, sormak yok. Bulmak var. Ne yapıyorsun? Sancar, Müge'yi mi arıyorsun? Sancar yapma lütfen. Sancar, Müge şu an çok hassas. Ne var? Müge'yi öğleden sonra mahalleye getirirsin tekneye. Öğleden sonra hava bozabilir, şimdi buluşalım. Şimdi gelemem. Kızım ve annesiyle ev bakmaya gideceğiz. Hadi kapadım. Ne ev bakması ya? Melek, üçümüz bakmak istedi. Ben de kıramadım. Ben buradayım. Hasan Melih uyandır. Narin 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 nar
Değilsin. Yarınki mahkeme yüzünden. O da var. Şahitlik edecek misin? Kime sorayım? Halise'nin oğluna mı? Yarıcının oğluna mı? Bilmem. Hangisine sorayım? Sonuçta ikisinin de bir yanında anası bir yanında sevdi. Aracan nefesine sor. Doğru cevabı o bilir. Emlakçı daha gelmemiş. Ya internette gördüğümden daha güzelmiş değil mi? Sancar, bana kızgın mısın? Hangi konuda? Annen aleyhine şahitlik etmen konusunda. Seferin kızı, ben senin bir şeyleri saklamana kızıyorum. Hakkını aramana değil. Beğendin mi? Evet. Bu ev pahalı mıdır? Bilmiyorum anneciğim, soracağız. Para lazımsa? Yok, var param. Aslında az kalmıştı. Ben Sena'ya telefon göndermek için harcayınca iyice azaldı. Ama yeter değil mi anne? Bir telefon. Barcelona'ya kaç paraya gidiyormuş bakayım? Lira? Euro. Euro. Değdi mi? Kızımla kendime ev tutuyorum değil mi? Bir de iş bulursun. Sancar, o konuyla ilgili de acaba diyorum ki hani kendimi toparlayana kadar marinada mı çalışsam? İyi maaş veriyorsunuz çünkü. Bak kızımı kaçırdın. Anlaşmayı aldın. Zorlama. Emlakçı geldi.
Merhaba Sancar Bey. Merhaba, hoş geldin. Sağ ol. Hoş bulduk. Merhaba Nalan Hanım. Merhaba. Merhaba Pak. Şöyle geçelim. Kapattı, sen tekrar aramadı. Ben worried. Şşş, Sancar burada. Bak, birlikte eve bakıyoruz. Burası salon. Burası bahçesi. Burası da mutfak. Oh, nice kitchen. Evet. Belki izninde buraya gelirsen sana güzel güzel yemekler yaparım. Yaza belki. Cidden gelir misin? Si. Hello Isabel. Baby. Hello baby. Hello. I have to go. See you. I love you. Karar verdiniz mi diye soruyor. Babam. Telefonda kime hello dedin? Isabel. Isabel? O benim midwife'ım. Ne Türkçe'de? Beni doğurtan kadın. Ebe. Hı hı, ebe. O benim ebem. Gel. Evet, ne diyorsunuz? Ev çok güzel ama fiyatına göre karar vereceğim. Nedir kirası? Gökhan, hanımefendi yeni işinden ayrıldı. Fiyat ona göre belirle. Yabancımız değil. Daha ayrılmadım. Ayrıldın say. Tabii Sancar Bey, pazarlık sünnetmiş. O zaman biz şöyle yapalım. Kirayı direkt 3000'e indirelim biz. 3000 ne? Dolar mı? Yok ya, ne doları? 3000 lira. Bin lira böyle bir ev için biraz ucuz değil mi? Çünkü bu tarz evlerin daha dolar üzerinden kiralandığını biliyorum ben. Evin sahibi çok zengin. Paraya da ihtiyacı yok. Sadece evine sahip çıkacak iyi bir kiracı istiyor. Peşinat? Depozito? Vallahi evin sahibi peşinat, depozito falan da istemiyor. Neden? Olur mu ya öyle bir saçmalık? Olmaz tabii de. Eve sahip çıkmanız ve tadilatlık ufak tefek şeylerin yapılması karşılığında peşinat ve depozito istemiyor. İyi o zaman. Anlaştık. Hayırlısı olsun. Yaşasın. Gel buraya. Hadi gel. Nereye bahçe yapacağımıza bakalım. Tamam. Baba hadi sen de gel. Siz gezin, ben geliyorum. Tamam. Hanımefenden 3000 lira alacaksın, gerisini ben tamamlayacağım. Depozito peşinat bende. Tamam mı? Haber olmayacak ha. Aferin lan. İyi kıvırdın ha. Bizim evimiz, bizim evimiz, bizim evimiz, bizim evimiz,
Keşke sen de bizde kalabilsen. Gel bakalım. Hoppa.